2021 yılı Milli Piyango'nun kazananı kimse çıkmayınca devletin kasasına kaldı 75 milyon TL. Bunun üzerine CHP ve HDP'liler bir kampanya başlattılar. Kendi akılları sıra SMA hastalarına ve onların yakınlarına bu para paylaştırılsın, yardım edilsin. Birden hayırsever topluluk, parti, insan grubu haline geldiler birden. Madem bu kadar yardım seviyordunuz, bundan 6-7 ay önce hani AK Partili milletvekilleri dar gelirli insanlara, geliri olmayan insanlar için bir kampanya başlattılar da herkes yardım etsin dediler de IBAN paylaştıklarında siz değil miydiniz? Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini çarpıtıp da ey IBAN edenler, birinci vazifeniz IBAN paralarınızı Erdoğan'a verin. Biz sizden bunu istiyoruz diye. Bunlar çarpıtmamış mıydı? Kızılay'ın kasasına bir kuruş, bir TL verecekleri zaman haram zıkkım olsun onlara vereceğime çöpe atarım diyen Kızılay'a, bunlar TSK'ya, aynı şekilde AFAD ekiplerine 1 TL devletin kasasına gidecek diye yeri göğü inleten bunlar değil miydi? Ve bildiğiniz gibi HDP'nin milletvekili, Ermeni milletvekili Karapaylan S-400'leri aldığımız için ne diyor, ne demişti? Diyor ki S-400'leri Rusya'ya geri verelim. 2,5 trilyon TL'yi bu halka dağıtalım, o parayı yardım yapalım. Halka para dağıtalım. Halk ekonomik olarak rahata kavuşsun. Halkın maddi ihtiyacı giderilsin diye. Size mi kaldıydı bu halkın maddi ihtiyaçlarını düşünmek? Madem bu kadar halkı seviyordunuz, umurunuzdaydı bu halk da, madem umurunuzdaydı da, o zaman niye öğretmenleri Güneydoğu'da katlettirdiniz? Niye orada çalışan işçileri esir aldınız, işkence yaptırdınız? Niye Güneydoğu'daki o kadar insanlar evinden, yerinden, yurdundan edildi? Evleri yıkıldı, tüneller kazdınız, duvarlarını uçurdunuz, hendekler kazdınız. Kimisi babasız, kimisi evlatsız kaldı. Kimini yetim, kimini öksüz bıraktınız. Niye? Çünkü bunların niyeti ne biliyor musunuz? Bu S-400'leri hani geri Rusya'ya verelim, parayı halka dağıtalım demelerinin sebebi halkı düşünmek değil. Güçlü ve kararlı bir Türkiye ve kendini savunma silahları olan bir Türkiye hem Kandil'in hem de Amerika'nın işine gelmiyor. Bunlar Amerika ve Kandil'in sözcülüğünü yapıyorlar ama halkın sözcüsüymüşüz gibi halkın diliyle konuşarak Kandil ve Amerika'ya hizmet ediyorlar. Çünkü güçlü bir Türkiye, savunma silahı olan bir Türkiye Amerika'nın ve Kandil'in işine gelmez. Madem o kadar halkı sevip düşünüyordunuz, o yerinden yurdundan edilen o Kürt insanları o zaman zamanında bu olayların önüne geçeydiniz de o kadar zulmü, o kadar işkenceyi onlara yapmasaydınız da o zaman hayırseverliğinizi gösterseydiniz ya. Şimdi 75 milyon Türkiye'ye kalmış, devlete kalmış. Devlete 2 kuruşa, devlet küçücük bir yara bandı, yani vücuduna bir yarasına bir krem sürsün, bir yara bandı yapıştırsın. CHP'nin ve HDP'nin ne kadar zoruna gidiyor görüyorsunuz değil mi? Hemen oradan bir pay çıkar diyor, SMA hastalarına yardım edelim. Devlet zaten sağlık sektöründe çığır açmış. Zaten sizin sözünüzle mi yardım ediyor? Yapacaksan kendin yap. Kendin yap. Heykel dikeceğine git para topla, millete yardım et. HDP olarak siz yapın. Size mi kaldı yani Türkiye'deki insanları düşünüyormuş güya? Umurunuzda mı? Güçsüz bir Türkiye Kandil'in ve Amerika'nın işine gelecek. Onların uşaklığını yaptığınızdan böyle konuşuyorsunuz. Evet arkadaşlar, sizlere de sesleniyorum. Bakın, şeytanlar aranızda kol geziyor. Bunlara göz yummayın, gözünüzü açık tutun. Bunun gibi iki yüzlü şeytanlara fırsat vermeyin. Tilkiler tavuk kümesine göz diktiler. Madem o tavukları biz yiyemiyoruz, bizim istediğimiz kişiler yesin o tavukları diye birilerinin sözcülüğünü yaparak halkın sözcülüğünü yapıyormuş gibi ayak yapıyorlar hepinize. Yutmayın ve yemeyin. Bunlar o kadar eğer yardımı sevseydi Kızılay'a verilecek olan yapılan bağışlara
yapın derdi. Devletin yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi devletimize ait bir kuruluş insanların yaralarını sarıyor. Depremde, selde, göçükte fakirlerin, yoksulların yardımına, hizmetine koşuyor derlerdi bunlar. Bunların niyetleri yardım yapmak değil de Türkiye'nin savunmasına harcamış olduğu veyahut da Türkiye'nin faydasına, yararına harcanacak olan paraların tam can suyu olacak paramızın onların istediği gibi çarçur edilen yerlerde harcanması, yok olması, zayi olması ve devleti güçsüz ve zayıf bir duruma getirmek istemeleri Kandil ve Amerika karşısında. Aynen dediğim gibi şeytanlar aramızda kol geziyor, gözünüzü açık tutun. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.